Hocam meme kanseri. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Tüm dünyada farkındalık dolayısıyla biz özellikle meme kanserine evet. konu başlığını ayıralım evet. istedik. Meme kanseri nedir diyelim, neden olur konusunu ve belirtilerini irdelemeye evet. çalışalım. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Meme kanserinin belirtileri, öncelikle memede ağrısız bir kitlenin ele gelmesi, ağrılı değil, özellikle ağrısız bir kitlenin ele geliyorsa mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Ve doktora başvurup muayenesini yaptırıp eğer 40 yaşından sonraysak mamografi ile kontrollerimiz yapılır. 40 yaşın altındaysa o zaman da meme ultrasonuyla meme dokusu görülür. Şüpheli görünen kitle varsa, şüpheli görünen, işte mamografide görünen işte mikrokalsifikasyonlar, koltuk altında şüpheli lenf nodları, memedeki kitlenin bir veya birden fazla olması, bunlar mutlaka tedavi edilmesi için bize yol gösterir. Aynı zamanda meme başından sıvı gelmesi, meme başından istemsiz sıvı gelmesi, memenin portakal kabuğu görünümünde olması, çekintili hale gelmesi, bunlar şüphelendirmesi gerekiyor bizi. Yine ağrısız kitleden bahsettim. Yine biz herhangi bir kitle oluşmadan da düzenli aylık kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Düzenli aylık kontrollerimiz şöyledir. Bir bayan adet görme tarihinden itibaren, menstruasyonun başından itibaren, 3. günden sonra 3 ila 7 günler arasında elle fizik muayene yaptırması gerekmektedir. Bunu düzenli olarak yaparsak en azından hani daha kontrollerimiz daha güzel olur. Öncelikle eğer sağ göğsümüzü muayene edeceksek sol elimizle parmak uçlarıyla bütün kadranları üst, orta, alt kadranı elle palpasyon dediğimiz baskılama şeklinde kitle var mı yok mu diye kontrol ederiz. Yine sol göğsümüz için sağ elimizle kontrollerimizi yaparız. Aynanın karşısına getiririz. Ellerimizi belimize koyup iki göğüs arasında büyüklük farkı var mı? Çekinti var mı? Şekil bozuklukları var mı? Gözle görülür şekilde. Gözle görülür evet. şekilde. Bunlar var mı diye kontrol etmemiz Hı-hı. gerekir. Yine koltuk altına da baktırmamız gerekiyor. Elle bakmamız gerekiyor. Şekil bozuklukları, çekintiler, cilt renginde değişiklikler bunlar var mı diye her ay bir kere kontrollerimizi yaptıracağız. Aynı zamanda aile öykümüz varsa, yani teyzemizde, halamızda meme kanseri öyküsü varsa, bunlar geçirilmişse, o zaman çok daha dikkatli olmamız gerekir. O zaman da 20 yaşından sonra düzenli bir şekilde kontrolleri yaptırmamız gerekir. O zaman...